İsme nereden geldik? Abi şöyle, dedim ki hiçbir şey bulamazsam bu şiirin başlığı idare eder. Kitaba bu ismi vereyim. Ya ben çok sansasyonel bir şey bekliyordum aslında burada. Kitaba isim bulamadım. Hikaye uğraştım. En sonunda dedim ki yoklukta gider. Bilmek Vaktidir'den herkese merhabalar. Konuğum sevgili Mert Mevlüt Gökçe. Mert hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hangi ismini tercih ediyorsun? Mert. Mert'i mi tercih ediyorsun? Babam Mevlüt der bana. Onun haricinde herkes Mert der. Hikayesi var mı? Yani var. Sadece babanın Mevlüt demesinin. Abi şöyle, ben zaten Mert'i kullanıyorum. Mevlüt'ü hiç sevmem. Dedemin ismi Mevlüt. Bana çok demode bir isim gibi geliyor. Yani Mevlüt'e hiç alışamamıştım çocukluğumdan beri. Sadece babam babasının hatırına bana Mevlüt der. Yani, yok kaldı yani. Mevlüt oğlu Ahmet oğlu Mert. Aynen. Diye de geçiyor. Aynen. Bir şiirinde. Aynen. Kitabın Hakkımda Kaç Yemin Edilmiştir Dergah Yayınları'ndan çıktı. Hakkında kaç yemin edilmiş sayabildin mi? Saydım. Aslında saydım ama güncel matematikte bir karşılığını bulamadım. Yok yani. Ne kadar, ben de miktarını bilmiyorum. Yani ifade edemiyorum. Bilsem bile ifade edemiyorum. Böyle bir karşılığı var. İsme nereden geldik? Abi şöyle, bir şiirin başlığı aslında bu. Kitapta bir şiir var böyle, bu başlıkta. Dedim ki hiçbir şey bulamazsam bu şiirin başlığı idare eder. Kitaba bu ismi vereyim. Ya ben çok sansasyonel bir şey bekliyordum aslında burada. Kitaba isim bulamadım. Hikaye uğraştım, kitaba isim bulamadım. En sonunda dedim ki yoklukta gider. Evet sevgili izleyiciler, böyle büyük büyük hikayeler beklediğiniz olaylar böyle sonuçlanıyor demek ki. Aynen. Yani bundan bir 30-40 sene sonra da biliyor musunuz Mert Mevlüt Gökçe'nin ilk şiir kitabının hikayesi şuymuş diye bu videoyu anlatacağız. İlk kitabın, ilk dosyan. Bu ilk dosya heyecanını konuşalım mı seninle biraz? Olur. Çünkü Dergah Yayınları'ndan bir seri olarak çıktı. Evet. Ayşenur Biçer'in kitabı, evet. Senin kitabın, Samet Atılgan'ın kitabı. Evet. Bir kitap daha vardı. Yo, 3 kitaptı. Öncesi var. Cengiz Han Genç'in kitabı vardı. Saner Sarıtaş'ın kitabı vardı. Dergah Yayınları'nın yan bir markası var. Büyük Ülke. Aynen, Büyük Ülke galiba. Oradan 2 kitap çıkmıştı. Kadir Korkut'un ve Sadi Karademir'in. Hmm. Onlar da dergah sayılır. Yani ben, serisi vardı dergah. Ben fuardan bir arada aldığım için dergah indiriminden. Evet, şairler böyle sevgili izleyiciler. Abi ben gönderirdim sana, keşke haberim olsaydı ya. Ya o çok adetimiz değil. Ha, onu da mi? Söylemiş olayım. Bazen izleyicilerimiz yanlış anlıyor da olabilirler. İşte kendilerine kitap gönderenleri mi buraya çıkarıyorlar falan diye. Yok, biz sadece sevdiğimiz arkadaşlarımızı çağırıyoruz. Eyvallah. Önce şuradan başlayalım istersen. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunusun, evet, Gazi Üniversitesi'nde. Evet. Yani aslında bir nevi edebiyatın göbeğine doğdun diyebiliriz. Evet. Bu üniversite zamanını biraz konuşalım mı? Seni şiire götüren süreci bir konuşalım mı? Tabii konuşalım. Abi aslında lisede Hece Dergisi'nin kurucularından Abdurrahim Karadeniz benim edebiyat öğretmenimdi. Hangi lisede? Keçiören'de. Keçiören'de. Fatih Sultan Mehmet Lisesi'nde. Onun yönlendirmeleri benim önüm açtı. Aydınlattı yani yolumu. İşte ondan sürekli okuma tavsiyeleri alıyordum, okuyordum falan vesaire. Sonra üniversite. Üniversite zaten dedim ki ben edebiyat öğretmenliği okurum. Hı-hı. Zaten oraya da çok başarılı öğrenciler gelmiyordur. Ben de dedim ki orada asistan olurum. Akademisyen olmak yani. Akademisyen olmaktı niyetim. Öğretmen olmak için gitmedim oraya. Orada birkaç tane şiirle uğraşan arkadaş denk geldi. Kimlerdi bunlar? Sınıf arkadaşımdı. Mesela Doruk Kandemir. Hı-hı. Mesela Can Acar. Aynı sınıftaydık ve Can beraber... Can Acer'in de şiir kitabı, evet, Ketebe'den yayınlandı. Evet, Ketebe'den geçen yıl yayınlandı. Onlarla beraber okumalar yapmaya başladık. Yazdıklarımızı birbirimize göstermeye başladık. O benim için çok verimliydi. Yani bir mihenge vurmak meselesi var ya. Hı hı. Yazıyorsun ve çok beğeniyorsun. Halbuki hiç işe yaramaz metin. Yani acemilik akıyor paçalarından. Arkadaşlarıma gösterince onlar da şey değillerdi. Yani böyle övgü maskarası değillerdi. Eleştiriyorlardı. Bu saçma sapan metinler mesela. Onlarla en azından şiirin kalibresini öğrendim ben. O etkileşimden. Ondan sonra işte beraber şiirler yazdık, dergilere gönderdik. Sayıs fütursuzca dergilere şiir gönderiyorduk. Hatta en başta etik değerleri de çiğneyip aynı şiiri birkaç aynı anda dergilere gönderdiğim de oldu. Üniversite yılları böyle. Okuma ve yazma faaliyeti olarak geçti. Biz derslere çok girmezdik. Başarılı öğrenciler değildik. Hatta Can'ın de olmuş, uzatmıştı o da. Hı hı. Öyleydi. Gidiyorduk mesela. Dost'a gidiyorduk. Turhan'a gidiyorduk. Turhan'ın dergi bölümü vardı. Hı hı. Mükemmeldi. Orada saatlerce dergi takip ediyorduk. Poşetlerini falan açıyorduk dergileri. Satın almasak bile. Adilhan'a çok gittiğimizi hatırlıyorum ikinci el kitap almak için. Benim uyum değildir ama arkadaşlar ikinci el kitap çok alıyorlardı.
Onlarla beraber gidiyorduk. Şiir raflarını çok inceliyorduk falan vesaire. Mesela Nuri Pakdil'i gördüğümü hatırlıyorum Adilan'da fazlasıyla. Böyle. Üniversite yılları böyle geçti. Ki üniversite... Biliyorsun zaten Ankara Edebiyat'ın başkenti. Ya tabii ki. Şimdi bu soruyu Gazi mezunu diğer konuklarımıza da sorduk. İşte sevgili Emrah İnan geldi, sevgili Dinçer Apaydın geldi. Onlar sınıf arkadaşlarıydı. İşte Cengizhan Genç. Aa, Cengizhan, evet. Gazi mezunuydu. İşte sen geldin, Mustafa Kurt Hoca. Mesela dersine girdin mi Mustafa Kurt Hoca? Yok, girmedi. Ben mezun olduktan sonra bizim bölüme atandı Mustafa Hoca. Şimdi bunu da şunun için söylüyorum. Biz aynı zamanda tarihe de bir kayıt düşüyoruz. Bir arşiv işi yapıyoruz ve bu arşivde kimler bir araya gelmiş, nasıl bir edebiyat sinerjisi oluşturmuş, sorum nasıl amacı oydu yani? Evet, işte dediğim gibi arkadaşlarım vardı benim, şanslıydım yani ben. Şiir yazan arkadaşlarım vardı, çok önemliydi o yıllarda. Onun haricinde mesela Cengiz Han'a dokunamamışım, aynı fakültede birkaç yıl beraber olmuşuz, dokunamamışım yani, öyle olmuştu. Etkileşim üzerinden gitmişti, o ilk emekleme adımları zaten öyle olur. Tek başına yol alamazsın, sürekli bir dayanak ararsın falan vesaire. Benim için faydalı ve verimli olmuştu yani arkadaş ortamı. Bu süre içerisinde dergi takipçiliğini çok önemli görüyorum ben ki üniversite zamanı herhalde tam olarak bunun menba. Kesinlikle. Yani cebinde çok az bir miktar para olur zaten. Öğrencisindir. İşte şiir kitabı alabilirsin, alamazsın. Özellikle toplu şiir değerli izleyicilerimiz. Evet. Hepimizin öğrencilik hayatına mutlaka şöyle bir çentik atmıştır. Birinin toplu şiir kitabını alamamak. Senin var mı mesela böyle benim bir... Benim yok abi. Şundan benim ailem zaten Ankara'da. Yurtta falan kalmıyordu. Zaten zengin değil mi? Aynen. Bursum da vardı. O bursumu tamamıyla kitap harcıyordum. Benim arkadaş ortamım çok fazla yoktu. Hı-hı. Para harcayacağım çok fazla şey yoktu. Başlık da yoktu. Hı-hı. Kalem yoktu. Onun için ben dergi kitap çok rahatlıkla alabiliyordum. Arkadaşlarım benim aldığım kitapları okuyorlardı hatta. Onlara da veriyordum. Onlar almıyorlardı. Yani mesleğe başladıktan sonra dergi takipçiliğim benim çok zayıfladı mesela. Abi şöyle, ben sırf o zayıflamasın diye abone oldum. Dergilere abone oldum. Dedim ki her yıl iki tane dergiye abone olayım. Gelsin beni mecbur bıraksın en azından. Ya para veriyorum bu dergiye en azından. O mecbur bıraksın diye abone olmuştum yani. Yoksa öğrencilikteki harareti zaten alamıyorsun sonraki yıllarda. O oluyor. Ben kitabından çok kısa bir bölüm okuyacağım. Ön söz. Evet. Bir şey söylemek bir şey yapmaktır. Gerçekten böyle midir? Valla bana göre öyle. Yani bir hareketi, bir devinimi önemsediğim belli. Evet. Devamını okuyayım. Eğer böyle olmasaydı ölülerin sözlerine kulak asmazdık. Kopuşun şimdiki zamanında ipleri överdik. Hiçbir yalan övgüye inanmaz. Fani olmayı öğrenmenin bir karış ilerisinde şiir var. Kendini öldürmenin hala makul bir gerekçesi yok. Gez göz arpacık. Söylem ölür, eylem ölmez. Eylem ölmez. Peki söylemin öldüğü yerde? Söylem ölüyor. Söylem öldü bence. Büyük söylemler öldü, büyük hikayeler öldü. Bu ön sözü ben niye koydum? Yüksek lisans yaparken orada edim bilim diye bir şeyle karşılaştım ben. Edim bilim çok dikkatimi çekti. Yani klasik dil bilgisine yeni bir kat inşa edilmiş. Ben yüksek lisansta öğrendim bunu. İşte nedir? Kelimeler arasındaki bağlantılardan daha üstün bir şey. Semantiğin de üstünde bir şey varmış. Kelimeler akışkan, dinamik ve hareket edebiliyorlarmış. Bir şey yaptırımı olan şeylermiş kelimeler. Bunu öğrendim edim bilimden. İşte Osten ve Sörle vardır. Belki duymuşsunlar abi. John Sörle. Aynen John Sörle. Zihin, dil ve toplum. Aynen, aynen. Onun fikirleri beni çok etkilemişti. Yani dile bambaşka yepyeni bir bakış açısı. Dedim ki o zaman ben de böyle hareketli, atak, kıvrak şiirler yazmak istiyorum. Niye onun fikirlerini kitaba ön söz yapmayayım? Aslında o cümleler benim ağzımdan söylenim ve Osten'in fikirleri. Yüksek lisans devam ediyor mu? Bitirdin mi? Yüksek lisans devam ediyor. Bir bitmedi gitti. Araya pandemi falan da girdi. Uzadıkça uzadı. İnşallah bitecek. Ne üzerine tezin? Semantik üzerine, anlam bilimi üzerine. Fiillerin anlam yüklerini yüzyıl inceliyorum. Hangi anlamı kaçıncı yüzyılda kazanmış onlara bakıyorum. Şundan dolayı sordum. Yani aslında benim de zihnimde bir yer netleşti. Ben dosyana baktığım zaman şunu gördüm. Bir, sanki sözcük kullanımı tamamen harekete yönelik gibi. Yani okuyucu da bir hareket etsin, bir şey uyandırsın, bir şeyi yıksın. Evet. Bunun için çok keskin dizeler seçiyorsun. Evet. Ya başlı başına bir işçilik bu aslında. Mesela... Ben provokasyon yapıyorum abi metinde. Ajite ediyorum kendimi. Bütün silahları kullanmaya çalışıyorum. Söze dair bütün silahları kullanmaya çalışıyorum. Yani o çünkü klasik, konvansiyonel şiirin ömrünün tükendiğini düşünüyorum. Ben çarpıcı ifadeler bulmaya çalışıyorum. Yani tek silahım da hayal gücü. Onu işe koşuyorum. Biliyorum ki yeni şiir artık şiirden güç almıyor. Yani şiir, şiiri besleyen bir şey olmaktan çıktı abi. Bugün sosyoloji bilmeden, felsefe bilmeden... Çağdaş düşünürleri bilmeden
şiir yazılamaz. Şiirin çünkü son dönemde zihinsel hacmi o kadar genişledi ki zekaya dayalı bir şiir yazılıyor artık. Duygusallık demode hale geldi Türk şiirinde artık. Yani o cıvık metinleri ben sevmiyorum. Hatta benim ben aforizma söylemeyi çok severim. Bir tane söyleyeyim. Bence duygusallık amatörlerin bayram tatildir abi. Amatör şairler duygusal olurlar. Yani ben bir metinde duygusallığın hakim olduğunu görüyorsam diyorum ki bu amatör olmalı. Yani şiir bilmiyor, modern şiirden anlamıyor en azından. Öyle düşünüyorum. Bu şiir kitapta en azından dosyada duygusallık yok. Duygusallığın üzerine giden, son sürat üzerine giden bir adam var. Şimdi o adam bana şunu söylüyor, diyor ki bu işin de bir matematiği var diyor. Evet. Ve o matematik senin şiirlerinde genellikle biraz önce söylediğim çok keskin düzeylerin üzerine kurulmuş bir matematik. Yani hem ajite etmeyi, provoke etmeyi seven bir ses var. Hem de bak bu işin duygusal tarafında o sizin anladığınız vıcık vıcık o yapışkan duygusallık yok. Evet. Yani romantik duygusallık yok demeye çalışan bir özne var aslında. Burada şu ayrımı da net olarak yapabiliyorum senin şiirlerinde. Şair özne farklı, şiiri söyleyen özne farklı. Tabii. Yani bu kitapta ben yokum. Hiçbir yerinde ben yokum. Yapay bir metin olduğunu düşünüyorum kitabımın. Bana temas etmeyen metinler tamamıyla hayal gücünden, hareketini, dinamizmini hayal gücünden alan metinler. Peki bu ama, seni suçlamamız için yeterli mi? Tabii ki yeterli. Suçlayabilirsiniz beni. İstediğiniz zaman suçlayabilirsiniz. Yani madem sen yoksun ben bu kitabı neden okuyacağım? Çünkü sen varsın abi. Bence bir aynadan daha dolu hiçbir şey yok. Ayna gibi bu kitap. Ben yokum ama sen varsın. Sen okuduğun zaman kendini göreceksin. En dolu haliyle belki de. Hayatı en dolu haliyle göreceksin bir kitap. Böyle bir iddiası var. Mütevazı bir iddia değil ama. Yok biz iddiayı severiz. Abi şöyle, ben anlamı olmayan, anlamın üzerine örtü çeken metinleri okumak istemiyorum. Bütün gayretim budur. Yani anlamı önceliyorum. Açıklığı, apaçıklığı, berraklığı önceliyorum. Hayatımızın en büyük markası belirsizlik abi. Ben o markadan giyinmek istemiyorum. Patron benim. O markadan giyinmeyeceğim. Aleni olsun her şey. Açık olsun. Bütün her şeyi aleni bir şekilde söyleyeyim istiyorum. Mesela şey var. İbn-i Rüşd, Aristo için şey diyor. O bir melektir diyor. Çok ilginç gelmişti bana. Yani Aristo için melek diyor İbn-i Rüşd. Abi tamam. Bu sözü doğru kabul ediyorum. Ve ben de diyorum ki gerçek bir melektir. O meleğe yaklaşmam gerekiyor. Sadece gerçekler olsun. Ben böyle artık soyutlar, semboller, imgeler falan hiç istemiyorum. İmgenin ölmüş olduğunu düşünüyorum. Sembolün ölmüş olduğunu düşünüyorum. Şöyle de güzel bir katkı geldi. Aristo'nun metafizik kitabı. Süper. Evet. Dönüştün büyük şerhi. Harika. Yani bizim ofisimizde her an karşınıza bir şey çıkabilir. Anlamın imgenin ölmüş olduğundan bahsediyordun ama evet. Sanki o düşünce bu şiire götürmemeli gibi. Sanki daha böyle anlamın yıpratıldığı, anlamın zorlandığı, anlamın sağından solundan çekiştirilip parçalandığı bir metne götürmeli gibi geliyor bana. Yanlış mı düşünüyorum? Ben tam tersini düşünüyorum. Ben diyorum ki hiçbir belirsizlik olmasın metinde, berraklık olsun. Benim branşım berraklık abi. Bir aforizma daha. Ya tutanaktan ne farkı olsun o zaman şiiri? Abi tutanaktan şöyle bir farkı var. Bence gerçeklik bugün çok fantastik bir şey. Gerçeklik, o somut gerçeklik sıradan bir halde bize sunulmuyor zaten. İmgeler bombardımanına maruz kalıyoruz. İmge yaratmama gerek yok ki benim. Bugün milyonlarca imgenin içindeyiz. Metropollerde öyle değil mi? Hı hı. Yani zaten hayat bir yönüyle şiirselleşmiş. O hayatı bir şekilde en sade haliyle yazmak gerektiğini düşünüyorum. Bir dipnot ya da bir tutanak değil şiir. Ama ben artık beni yoran, yoruma açık, gizem yaratan metinler okumak istemiyorum. Öyle de yaptığımı düşünüyorum. Bu senin söylediğin beni Viktor Shklovsky'ye götürdü. Teknik olarak sanat makalesinde de benzer bir şeyi söylüyordu. Orada diyordu ki taşın taş olduğunu anlatabilmek büyük sanattır diyor. Aynen. Senin bu gerçeklikle kurulacak olan ilişkideki dolaysızlığı, doğrudanlığı aramanı da buraya bağlayabilir miyiz aslında? Kesinlikle. Yani ben hep vardır ya klasik bir yorum. Estetik ahlakın bir şubesidir. Hayır. Estetik kendi başına bambaşka bir şeydir. Ahlakla falan da çok bağlantısı yoktur. Onun için ben bu kitapta yokum diyorum. Ben bu kitaba dahil olsam başka türlü değişkenler de bu metni yorumlamak için sahaya inecek. Ben böyle bir şey istemiyorum. Ben olabildiğince benim dışında gerçekleşen gerçekleri şiirsel platformda aktarmaya çalışıyorum. Yaptığım budur. Aslında senin söylediğini çok düşünmedim.
Biraz düşüneceğim ama. Sonra biraz düşündükten sonra ikinci yayını mı alalım? Yok, sonra düşüneceğim. Şimdi cevabım yok. Eyvallah, peki. Bu seride başka dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi, isimler çok çarpıcı. İnanılmaz çarpıcı. Yani kitap isimleri mi şey? Kitap isimleri ve şiir isimleri. Şiir isimleri. Hani Samet Atılgan'ın kitabı da öyle, Ayşenur Biçer'in kitabı da evet. Öyle, senin kitabın da öyle. Hani bana şunu düşündürüyor, sanki üçünüz bir araya geldiniz. Tamam mı? Ya şu şiirleri bir gösterin bakalım. Aa, bu şiire şöyle bir başlık olur demişsiniz gibi. Yani burada kötü bir şey yapmıyorum. Matematiği vurguluyorum. Senin çalışma sürecini vurguluyorum aslında. Şiir çalışma süreci ki bana düşündürdüğü şeylerden bir tanesi bunlar çalışılmış metinler. Evet. Özellikle mısra kurmaya çalışan metinler. Abi. Evet. Bende o vardır yani. Mısra kurmaya çalışırım. Çünkü şöyle düşünürüm. Şiir bir bedense mısra onun cinsel uzvu abi. Mısrayla etkileyebiliriz karşımızdakini. Böyle düşünüyorum. O yani mısra özelinden şiirin büyümesi, genişlemesi gerektiğini düşünüyorum. Onun için dramatik şiirleri çok sevmem ben. Hı-hı. Anlatımcı şiirleri çok sevmem. Ya bana göre Cemal Süreya Edip Cansever'den 4-5 gömlek daha büyük şairdir. Çünkü mısra kurar. Edip Cansever şiiri mısra haline getirmiştir. Sevmem yani onun için. Tek silahım mısra. Yani şarjörüm yok, mermim var. O mermi işte mısra. Onun için ben mısra kurmaya çalışıyorum ben. Yani tek birimin mısra olduğunu düşünüyorum şiirde. Peki mısra da parçalanırsa? Ya bu fikirlere çok uzağım ben. Yani şundan dolayı soruyorum. 15 sene sonra Mert Mevlüt Gökçe biraz önce söylediği gibi o anlamı parçalayan, imgeyi parçalayan Mert Mevlüt Gökçe mısrayı da parçalamaya çalışırsa kendine dair bir kehanette bulunmanı istiyorum yani. Olabilir. Her şey olabilir. Çünkü dünya çok hızlı değişiyor abi. Yani hayat o kadar kısa ki paniğe kapılmamak mümkün değil. Her an bir panik atak içindeyiz. Değişebilir, ben de değişip dönüşebilirim ama biliyorum ki anlamsız hiçbir şey yazmayacağım. Düşük metin yazacağım ama anlamsız bir şey yazmayacağım. Anlam benim fikri sabitim. Düşük metinden kastımız? Niteliksiz. Niteliği düşürebilirim anlam adına. Anlam hesabına nitelik düşebilir ama anlam her zaman ev sahibi şiirimde. Şöyle bir şey daha var. Bu gözlemi negatif bir gözlem olarak mı alırsın bilmiyorum ama sanki ilk çalıştığın şiirleri sona koymuşsun. Daha yeni şiirler en başta yer alıyor gibi. Evet. Bu bir şair hilesi mi? Tabii. Bu bir bilinç mi, şiir bilinci mi? Tabii abi tabii ya. Hiç saklamaya falan gerek yok. İlk amatör metinlerim kitabın arka tarafında. Çünkü okuru ben bu kitapla ilk 10 dakikada büyülemek istiyorum. O ilk 10 dakikada iyi şiirleri okusun, sonraki şiirler için bakiye kazanayım ben de istiyorum. Bir numara. Ya bu bir editör numarası değil, yazar ve şair numarası. Yani o sırama tamamen bana ait ve böyle bir hile yaptım. Çünkü kitaptaki her şiirin gücü aynı oranda seyretmiyor. Ya hiç tepkiden çekinmedin mi? Yani mesela bu şiirin olduğu dosya, şu şiirin olduğu dosya aynı yerde. Yok, hiç çekinmedim. Mesela kitabın 64 sayfa kitap, 30'a kadar okusun ve çok iyi kitap desin, kapatsın. Devamını okumasına gerek yok. Ya genelde de böyle olmuyor biliyor musun? Çok beklemediğin şiirler beklemediğin reaksiyonlarla karşılaşıyor. Pozitif anlamda söylüyorum. Oluyor, oluyor. O da oluyor ya. Yani edebiyat metni hayattan daha kötü olamıyor. Daha iyi oluyor ama. Hayatın kendisi, gerçeklik her zaman daha kötü. Onun için hep bir artı puanımız var yani okur gözümde. Peki ilk dosyan Dergah Yayınları'ndan. Evet. Ve dosya yayınlandıktan sonra mı diyelim, önce mi diyelim, Dergah dergisi kapandı. Kapandı. Daha önceki arkadaşlarımıza sordum, sana da sormuş olayım. Mert Mevlüt Gökçe Dergah kapandıktan sonra ben şimdi ne yapacağım dedi mi? Dedim. Allah var dedim. Hatta en çok ben demişimdir. Yani çünkü Dergah üzerinde çeşitli planlarım vardı, yapmak istediklerim vardı. Onlar içimde ukde olarak kaldı. Hatta ilk gün şöyle oldu yani Dergah'ın kapandığını öğrendim. Evde duramadım. Dışarı çıkmak istedim ya. Duvarlar üstüme geldi. Yani şimdi ne yapacağım? Çünkü şöyle olmuştu. Ben Antep'te görevliydim. Ve yıl sonunda İstanbul'a tayinimi alacaktım. Yani Dergah'ta Ali Hoca ile beraber işler yapacaktık. Öyle tasarlamıştık. Ha bir de kulisi vardı bunun. Ali Ayçil ile beraber iş yapacaktık derken evvelden planladığınız bir olayı vardı. Ali Ayçil ile sürekli görüşme halindeydim ben. Yani derginin mutfağında sayılırım ben. Ha anladım. Evet o yani arka konuşmalarımız, telefon görüşmelerimiz çok yoğun oluyordu zaten. Biliyor arka kulis tarafı, her derginin kulisi vardı. Ya bizim için de keyifli olan tarafı bu değil mi zaten? Burada vurmaya çalışma. Öyle planlarım vardı. O planlar akim kaldı. Yani onun için üzüldüm. Bir dönem üzüldüm yani.
Ondan sonra ne yapmam gerektiğini düşündüm. Eski yönteme döndüm. Ben dergâhtan önce her dergide şiir yayınlama gibi bir planım vardı. Oraya döndüm. Her adrese artık şiir gönderiyorum. Yani çeşitli dergilerde görünmeye çalışıyorum falan vesaire. Ama dergâh olsaydı editörlük tecrübesi kazanacaktım. En azından ne bileyim ya, yani mutfağında olmak bana bir lezzet verebilirdi. O için nokta olarak kaldı. Daha sonra dergi çıkarayım diye düşündüm aslında. Ama geldiğimiz ekonomik durumlar maalesef ona da el vermiyor. Nasip bakalım ne olacak. Peki bu dijitale doğru evriliş konusunda ne düşünüyorsun? Abi ben yani... burada o kadar şeyim ki, bağnazım ki. Yani ben ekrandan mesela kitap falan okuyamam yani ben. Tez falan da okuyamam yani. Normalde notları falan oradan okumak daha pratiktir. Okuyamam. Yani ben piş tutarım hala. Yani 70'lerin akademik dünyasında kalmışım. O yani teker teker araba kutuların içerisine koyup... Öyle değil ama en azından yazılı notlar şeklinde alırım. Daha pratik geliyor, daha kolay geliyor. Yazı bağlamını seviyorum abi. Ekran bağlamını ciddi işlere yakışmadığını düşünüyorum ekranın. Bu... Maalesef. Mesela şu an benden yazılı mülakat isteseydin gülmeyecektim. Şu an gülüyorum çünkü ciddi bir ortamdayım. Ben dergi taraftarıyım. Matbu, o kitap, kağıt kokusu taraftarıyım ben. Yaşım el vermese bile. Yani o konuda kendimi biraz gerici görüyorum. Hala dergide ısrar etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şiir bugün zaten tek başına kalmış. Yani bütün ormanı kentselleştirmişler ama o kuş orada kalmış yani. O kuş, o doğal habitatı kağıt ya. Ekran değilmiş gibi geliyor bana. Bilmiyorum yani, dünya tam tersi. Benim söylediklerimin tam tersi istikamette ilerliyor ama hala kağıdı savunmalıyız gibi geliyor. Bu bir tür fetişizm falan değil. Sadece tedirginlik hissi. Ekrana düştüğü zaman şiirimin sanki değeri düşecekmiş gibi geliyor ya. Bu bilinçaltında kodlanmış bende. Bunu yenemiyorum. Maalesef yenemiyorum bunu. Yani kitabın PDF halini telefonda birkaç defa okumaya çalıştım, okuyamadım. Bilmiyorum, ekrana karşı böyle bir muarız halim var. Bakalım ne olacak, Allah sonumuzu hayretsin. Ya bunu şunun için söyledim, hani bir dergi bir imkandır ya. Evet. Bu imkan bir yerde kesildiği zaman başka bir imkan açarsın gibi, yani böyle bir düşüncem var mı? Şimdiden duyurusunu yapmış olalım bizim kanalımızda diye. Yok abi, keşke yok olsa. Yok demişsin, tamam. Ay. Eyvallah, burayı da geçtik. Bu soruyu da yedik. Ya keşke olsa böyle bir şey. Ama yok, şu an için yok en azından. Param olursa dergi çıkarırım. Olmasa da kredi çekerim. Ankara'ya geldin bundan 4 ay önce. Evet. Atamayla, tayinle tabii tayinle, ki. Tayinle, aynen, Ankara'ya geldim. Ben Ankara'yı çok seviyorum. Ankara aşığıyım. Ankara'nın edebiyat başkenti olduğunu düşünüyorum. Güzel. Ya evet. Ben bu şeyleri de çok seviyorum. Onu da söyleyeyim. Yani geçen bir şeyde gördüm. Yine bir başka edebiyat ekibi. İşte edebiyatın başkenti Van falan diye bir şey yapmış. Evet. Çok hoşuma gitti. Van, çok güzel gerçekten. Mahfili diye bir şey var. Edebiyat mahfili. Van, evet. Edebiyat mahfili galiba. Evet. Arkadaşlara da selam göndermiş olalım. Gerçekten çok hoşuma gitti. Hani ki bu şeylere inanmıyorum. Edebiyat başkenti, işte sanat başkenti, kültür şusu, kültür busu falan. Söylenmek istenen başka bir şey. Yani hala burada edebiyata dair bir şey yapılıyor denmeye çalışılıyor aslında ki yaşadığımız coğrafyanın da birazcık gerçeği bu değil mi? Yani her ne kadar çok dijitalleşmeyi, yaygınlaşmayı, işte derginin matbaa imkanlarının genişlemesini konuşsak da mesele bir yerde İstanbul, Ankara, İzmir'e geliyor. Geliyor. Maalesef geliyor yani. Ya taşrada çıkan çok güçlü dergiler var. İstanbul'da çıksa onlar ne olurdu diye düşünüyorum arada sırada ben. Çok aktif dergiler var taşrada. Ama işte edebiyatın kendisi kozmopolit bir eylem bence ya. Yani kenarda yapılarak, kenarda durarak yapılacak bir faaliyet değil. Onun için İstanbul ya da İstanbul, Ankara'ya bakıyoruz. Gözümüz orada yani. Biraz da prestij veriyor sanki ya İstanbul özellikle. Ankara bile üvey evlattır yani edebiyat için. Hani benim böyle söylediğime bakma. İstanbul öyledir yani. Edebiyat başkenti. Şairler yurdudur. Yani ben hatırlıyorum Akay yokuşunda üniversite yıllarında oradan geçerken kendimi Nuri Pakdil gibi hayal ederdim. O da geçiyordu şimdi falan buradan diye düşünürdüm. Ya da Siyasal'ın önünden geçerken Cemal Süreyya ile Sezai Karakoç. Mesela oralara çok yolum düşmüyordu ama Akay'dan geçiyordum. Ben Cebeci'de oturdum 1,5 sene de oradan hep böyle bir simülasyonun içine düşmüşüm gibiydi sanki. Aynen. Hani bir de çok tarihi bir yerdi işte o Cebeci'nin eski Cebeci kampüsünün tarihi merdivenleri. Eski Ankara. Hani... işte Cemal Süreyya ile Sezai Karakoç burada derse giriyor. Acaba koltuklarının altında hangi dergi var? Neyi konuşuyorlar? Neyi tartışıyorlar? Evet.
Buradan çıkıp bir kahvehaneye oturacaklar. Orada masaların üzerinde hangi dergi olacak? Ya da gündemleri ne olacak gibi? Tabii, kesinlikle. Tamam, şiir okuyoruz, roman okuyoruz ama bir de edebiyatın magazinel tarafı var. Yani Kara Koç ne yapardı, nasıl yaşardı? Şairler biyografilerinden maalesef bağımsız hale gelemiyorlar. Keşke gelseler. Onun için bence bir yanılsama da oluşuyor edebiyatta. Yani biyografiyi metne dahil etmeye çalışıyoruz ve yanlış yorumlara varıyoruz. Kara Koç'un balkondan düşüp ölen bir kardeşinin olması o yazdığı balkon şiirini değerini artırır mı? Bence hiç artırmaz. Ama işte oraya fit oluyoruz biz. Oraya tav oluyoruz biraz. Hoşumuza gidiyor yani arka planı görmek. Niye bilmiyorum yani, tecessüs faaliyeti. Okur da bir aslında muhbir ya da ajan gibi çalışıyor. Şair yazarı bilmek istiyor her yönüyle. Bu biraz da şeyden, Türk kültürüyle ilgili bir şey ya. Bizde okumuş insanlar örnek alınır ya. Mesela biz dinimizi kitaplardan öğrenmemişizdir. Evet. Alimlerden öğrenmişizdir. Yani onların hareketleri doğruyu tanımamızda birincil şeydir, ögedir, unsurdur. Edebiyatçılara da o konsepti, o segmentte gördüğümüz için onları, hayatları bizim için önemli. Tutarlı mı değil mesela? Hemen öyle bir terazi sunacağız yani. Ya bu da bana şunu getiriyor aslında Mert, senin de görüşünü merak ediyorum. Sanki edebiyatçıların üzerine bir ambalaj seriyor ve bu ambalajı yırtıp bakabilen çok az kişi oluyor. Evet. Hani verdiğin örnekle devam edelim. Balkondan düşüp ölen bir kardeşinin olduğunu öğrenmek balkon şiirinin değerini düşürür mü? Ya da işte Mona Rosa şiiri üzerine yüzyıllardır yapılan bir geyik muhabbeti vardı. Yani 2007 yılında Muazzez Akkaya Hanım ortaya çıktı da insanlar kadının intihar etmediğine inandılar yani. İkna oldular. İşte edebiyat öğretmenleri sınıflarında bu klişeyi anlatmaktan çok hoşlanırlar falan. Tabii. Yani böyle bir edebiyat tarihi sanki ambalajlanmış, hareket ettirilemez, üzerine belli başlı 2-3 konu başlığından hariç bir şey söylenemez hale getiriyor. Ki burada da senin bir itirazın var aslında. Kesinlikle. Edebiyatçılar kahraman değil abi. Bir yerde daha söyledim, kahramanları e-posta göndermez. Ben dergileri, metinlerimi e-posta aracılığıyla gönderiyorum. Kahramanlaştırmaya çalışmaya hiç gerek yok bence. Yani sıradan, stabil ve doğrudan hayatlar yaşıyoruz ya. Öyle çok böyle ihtişam yok hayatlarımızda, gizem yok. İşte hayatımızda gizem yoksa niye metinde olsun? Esas derdim aslında bu benim. Hayatımda gizem yok. Yazdıklarımı gizemli hale getirmek bir numaraymış gibi geliyor. Numara çekmek istemiyorum. Ben doğruları söylemek istiyorum. Yalan söylemek istemiyorum çünkü bence değil ya. Bunu bir yerde okudum ben. Yalan söylemeyen biri olabildiğince özgündür. Yani yalan söylememek özgünlüğün belki finalidir. Bir yaratıcı yazarlık kitabında. Aynen. Yok ya, bunu galiba Oscar Wilde'da. O da böyle çok söyler ya, aforizma falan. Yani yalan söylememek bence bir özgünlük. Kendi olmak mı? Kendi olmaya çalışmak, evet. Yani kahramanlık eşittirken kendi olmaya çalışan insanlara kahraman diyebiliriz. Şairler bunu ne kadar yapabiliyor? Yazarken ne kadar yapabiliyorlar? Şüphem var. Çünkü yazmayla zihnimizle dilimiz arasında mesafe var. O mesafenin bir yapaylık yarattığını düşünüyorum ben. Yani hiçbir yazı samimi ve gerçek değil. Bir yapay bir şey o. Yapay bir meta. Ama biz kitap tanıtım yazılarında hep bunu yapıyoruz. Samimi bir metin, içten bir değil, hayır, yalın bir anlatım. Hiçbiri değil. Hepsi de düzenlenmiş. Ben şiir ortamını kozmetik sektörüne çok benzetiyorum. Niye? Hepimiz makyaj yaparak bu metinleri üretiyoruz. Gerçeğe makyaj yapıyoruz. Kimimiz gerçeği süslüyor, daha da iç bükey hale getiriyor. Kimimiz de makyajlıyor, daha dış bükey hale getiriyor. Hepimizin yaptığı bir makyaj yani, makyaj faaliyeti. Zaten şey değil midir? Kozmetikte kaos, kozmos falan o ikilikten gelir yani, düzen verme faaliyeti. Düzenleyerek kendimizi sunuyoruz. Yani bir hatayı kusursuz bir şekilde tekrar edebilir misin abi? Düşünmem lazım. Şimdi senin söylediğin yere gelir. Düşünmem lazım. Hiç düşünmedim. Ya zaten aynı hatayı sürekli yapmakta ısrar etmek başka bir psikozdur yani. Onun boyutunu konuşabiliriz. Psikolojik boyutunu konuşabiliriz ama eğer ki şiirin de bir semptom olup olmadığı üzerine de bir tartışma yürüdü. Tartışma dediğim tabii avantgard edebiyatın yükselişiyle beraber şiirin bir semptom olup olmadığı ya da meselenin şairin semptomlarının bir temsili olarak görülmemesi üzerinden yürüyen bir şeydi. Hani biz aslında kendi sıkıntılarımızı, ki senin söylediğine de geliyor aslında, aynen, bu. Farklı pencerelerden senin söylediğine geliyor.
kendi sıkıntılarımızı yansıtmıyoruz ya da yansıtma amacı gütmüyoruz. Bunu yapacak olsa konsültasyon kağıdı doldururuz. Aynen. Değil mi? Tabii ki. Ya dil hep böyle klasik tanım vardır ya, dil bir şeyler açığa çıkarır. Eyvallah, doğru. Ama dilin bir özelliği daha var. Saklar abi. Düşünceyi olan saklar da. Tabii aynen. Yani tırnak içinde konuştuğumu fark ediyor ya. İki işlevi var. İşte ben o saklayan tarafı aleni hale getirmeye çalışıyorum. Yani belirsizliğin reklam arası olsun istiyorum şiir. Bak, güzel bir cümle. Güzel bir aforizm. Bunları Mert'le kurguda teker teker atlar geçirecek. Sevgili Mert, çok teşekkür ederiz. Ben bizleri çok kırmadın. Teşekkür ederim. Program sonu ritüelimiz. Konuşamadım. Kitap alın. Bilmek vaktidir izleyicilerine bir mesajın olacak mı? Bilmek vaktidir. Lütfen takip edin. YouTube kanalına abone olun ve bu kitabı da okuyun.